Demişti ki enzim Q10'a gelelim enerji şimdi kaynağı. enerji kaynağı. Mitokondriyi konuşacağız. Mitokondri, Mitokondri vücudumuzun konuşacağız. enerji üreten fabrikaları. Mitokondri'nin de enerji yakıtı koenzim Q10 dediğimiz bir madde. Bu elektron atlamalarını arttırarak aynı miktarda e, enerji kaynağından daha fazla ATP üretmenizi, daha çok enerji üretmenizi enerji sağlar. Aynı sağlar. zamanda serbest radikalleri emer, yok eder, kanser ve enfeksiyonlara karşı Karşıda. bağışıklık gücünüzü arttırır. Arttırır. Çok güzel. Hemen devam ediyoruz. Yine lahana'nın faydalarını e, sayarak. Folik asit var içerisinde lahana da biliyor Bittir. muyuz? Evet. Folik asit bir B vitamini. Evet. Çok önemli bir B vitamini. Folik asit yapraklı olan her şeyde var. Zaten folyodan, yapraktan geliyor. Oradan almış ismini. Hı. Lahanada zaten yaprakların iç içe geçtiği muazzam bir organizasyon. Hı. Folik asit depresyonu önler. Folik asit kansızlığı önler. Folik asit kanseri önler. Ama folik asit aktif folik asit. Yani metil tetrahidrofol tarihini aldığınız zaman veya vücudunuz onu çevirebiliyor. Özellik durumlar dışında. Aha. O size çok ciddi bir homosistein yani hafıza önleyici birikime karşı fren görevi görür. Hmm. Bitmedi fibromiyajiden Arınmak istiyorsanız da folik asit arttıracaksınız. Arttıracağız. Yine bunu da lahanayı tüketerek yapabiliyoruz. Folik asitin yanında yine anemi yazmıştık not olarak. Karoteneitler. Yani daha önce söylediğim beta karoten hani balkabağında konuştuk ya, havuçta hı hı. konuştuk ya. İşte onların bu yeşilin arkasında saklanmış gizli karoteneitler var. Alfa ve beta karoteneitler, lutein